Kemah tuzu geçmişten bugünümüze kadar tahmini 3000 senelik bir tuzla. Tuzlaların kaynak sınıfına giriyor. İşte deniz, göl, kaya. Bu da kaynak. Kaynak tuzu nedir? İşte dağın içindeki kaya tuzunun yağmur kar sularını yalayarak yüzeye çıkmasını, kendi cazibesine pınar olarak da akan tuzu sudan doğal buharlaştırma yöntemi ile elde edilen tuza kaynak tuzu deniyor. Bizim tuzumuz da işte yüzyıllardan beri bölgenin, Doğu Anadolu'nun, Erzincan ve çevre illerinin peynircisinin, yaylacısının, işte bütün yemeğinin ihtiyacını karşılayan, aşağı yukarı büyük bir bölgeye hitap eden bir tuzla. Yani kemah tuzunun da meşhurluğu, kalitesi suyun, dağdan gelen tuzu suda ağır metal mineralleri olmaması, çok madensiz bir dağ olması ve yapılış esnasında hiçbir kimyasal katkı katılmadığından dolayı çok kaliteli. Neden şey işte güneşin doğal tuzlu suyu, güneşin hava şartlarının sıcaklığından buharlaştırmasıyla erimiş olan kaya tuzunun tekrar kristalize olması bu şekilde oluyor. Bu yüzyıllardır devam ediyor. Tabii bunun için de sıcak olması lazım. Havanın sıcak. İşte Temmuz'da başlayıp Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ortalarına kadar sürüyor. Bu da açık alanda tabii ki çok zor. 38-40 derecelerde insanlar zor şartlarda kısa olsa 3 aylık bir dönemde üretim yaparak Erzincan ve çevresine çok kaliteli tuz ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Diğer rafine tuzlarda olan kimyasal zararlı atıklardan ziyade milletimiz de burada bölgede tercih ediyor. Hamdolsun işte bizim tulumumuzun tulum olması, Erzincan tulumu olmasının büyük katkısı var tuzumuzun. Çünkü onun koruyucu etkisinden ve lezzetinden dolayı tulum peyniri nasıl meşhurluğu? Bu tuzdan dolayı. Bölgemizde işte yaprakçısı, salamuracısı hepsi yani bölgenin vazgeçilmezi tuz denince kemah tuzu. Biz de burada kemah tuzunu bölgeye yetiştirmek için her sene daha iyi, daha kaliteli ve daha iyi ürün, daha fazla üretim yapabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Birbirine aktararak da yoğunlaştırıyoruz. Yakalayabiliyor musun? Nasıl? Yıllık mevsimde. He. Kemah tuzumuzun kaynağı, gözesi. Onun tüneli çıktı, suyun çıktı, kaynağın tüneli. Burası dağın içindeki kaya tuzu tabakalarını kar yağmur suları eritip kilometrelerce süzültüp damıltarak kaya tuzunda olan ağır metalleri terk ederek damıltarak gün yüzüne çıkması ki burada tabii ki bu yüzyıllardır akan bir su kaynağı, tuzlu su kaynağı. Burada yöremizde işte bütün Doğu Anadolu'daki Erzincan, Erzurum, Tunceli'si, Bingöl'ü, Gümüşhane'si çok büyük bir coğrafyaya hizmet veren, oranın tuzunu karşılayan tarihi bir tuzla. Tahminen 3000 senelik bir tuz olduğunu tahmin ediyoruz. Yani görsellikten kalan eserlerden, tarihi eserlerden. Tabii ki bir 3000 sene belki çok gibi gelebilir ama tuzun tarihi insanlığına başlamıştır ki az biledir ama biz 3000 senedir çünkü Roma, Bizans'a burada hüküm sürmüş.